Sevgili dostlar, yeni bir videoda karşınızdayız. Araştırmacı yazar Serhat Ahmet Fan hocamla beraberiz. Malumunuz alemleri konuşuyoruz. Farklı farklı alemleri masaya yatırıyoruz. Ruhlar alemini konuştuk. Esmalar alemi. Şimdi şöyle, şehadet alemi devam dedik. Edelim. Şehadet alemi. Şehadet alemi, bütün bu alem. Antimadde boyutu da var. Ama bunu biz bir nokta yaptık. Ve bu alem kadar misal alemi var dedik. Şimdi onu da bir nokta yapıyoruz. Bu alem kadar ruhlar alemi var. Ruhlar alemini de bir nokta yapıyoruz. Bu alem kadar esmalar alemi var. Şimdi burada esmalar alemi, ruhlar alemini incelerken daha önceki videomuzda şöyle bir şey dedik. Dualizmi aşamıyorlar. Yani iki tane güç olması lazım. Çokluk alemi çünkü. Çokluk aleminde mutlaka birbirine zıt sistemler olması lazım. Şimdi bu zıt sistemleri birbiri içinde eritip birleştirecek bir teorin yoksa bu Allah inancını da anlayamayız, sistemin kendisini de anlayamayız. Çünkü varlık tektir, varlıktan başka hiçbir şey yok. Her şey onun içerisinde. O zaman bunu nasıl anlayacağız? Çoklukla bu tekliği nasıl birleştireceğiz? Şimdi bunu bir tek İbn Arabi'de gördüm ben. Bunu esmalarla birleştirmiş. Esmaların bütün her şeyi oluşturan sistemler, manevi güçler olduğunu düşünelim. Ve bunlar birbirine zıt. Şimdi burada dualizmi koyuyor. Mesela fayda veren, öbür tarafta zarar veren. Burada hidayete götüren, burada saptıran. Bunun gibi hep esmalar iki kategori. Birbirlerine zıt ama bu da Allah'ın ismi, o da Allah'ın ismi. Şimdi buradan öyle bir tasarım çıkartıyor ki İbn Arabi. Bunu diyor başlangıçta sistem açıldığı zaman Allah bunu zorlama yapmadı. Kendisini tanımak için açtığı zaman zaten kendisinde var olan bu zıt özelliklerin hepsi ortaya çıktı. Bunlar belirli oranlarda birbirleriyle birleşerek bütün bu alemleri oluşturdular. Yani mesela fayda verenden 99, zarar verenden 1, fayda verenden 98, zarar verenden 1, fayda verenden 97, zarar verenden 1. Böyle bir birleşim oldu. Onun yanına öbürü geldi. Burada bütün böyle sistem açıldı. Sonsuza kadar birbirleriyle ilişkiye geçmiş, iç içe geçmiş bir sürü şey. Bu bardak da ondan oluştu, gözlük de ondan oluştu, masa da ondan oluştu. Efendim cinler de, insanlar da, hayvanlar da. Ondan sonra misal alemindeki bütün o yapılar, ruhlar aynı şekilde. Bütün bunlar buradan oluşturuyor. Şimdi bunu bir aynı sabite diyerek anlatmaya çalışıyor. Aynı sabite, aynı kaynak demek, sabitlenen kaynak. Bunlara da şöyle bir şey söylüyor. Mesela açıldığı zaman sistem, bu esmalar çıktı hepsi ama bu esmalar nedir? Bu esmalar mesela güzellik. Güzelliği gösterdiğin zaman gösteremiyorsun. Var mıdır, yok mudur? Yani bardak güzel mi? Güzel. Gözlük güzel mi? Güzel. Senin resmin, çerçeven güzel mi olmuş? Güzel olmuş. Şimdi ben bunu diyorum ki, sen bana çerçeveyi falan gösterme, bardağı gösterme. Güzelliğin kendisini göster dediğim zaman sen bunu gösteremezsin. O zaman buna İslam alimleri demişler ki, bu esmalar aslında varlığı olmayan şeylerdir. Yani bunlar varlık kokusu duymamış olan şeylerdir. Varlık kokusu duymamışsa o zaman nasıl var oluyor? Bütün her şeyin üzerinde etkili oluyor bu. İşte bu aynı sabite dediğimiz Allah'ın bu sistemi açtığı anda doğal olarak bütün hepsinin ortaya çıktığı, bütün bu özelliklerin ortaya çıktığı ama kendilerinin varlıkları olmayan başka şeylerin üzerinde varlıklarını gösterebilen hem var hem yok olan şeyler. Bu nasıl bir şey? Mimar binanın planını yapıyor kafasının içinde. Var mı acaba bu bina, yok mu? Daha binayı yapmamış. Olmasa binayı oradan kendi kafasının içinden kopya çekip yapamaz. Bütün ayrıntılarıyla tasarlamış. Ama bu arada binayı yapmadan mimar ölse, ya mimar bina yok dersin. Yok böyle bir şey derim. İddia ederim ve yok da zaten. Adamın kafasının içinde olduğu da ne belli? Belli değil. Ama kafasının içinde olduğunu anlıyoruz biz. Çünkü o mimar onu yapıyor ve binayı biz görüyoruz. Yapabiliyor yani. Aslında mimarın kendisinde değil o. O onu işte oluşturduğu hayal gücünden, yani bir yerden yapıyor. İşte buna esmaların gücü diyoruz. Yani esmalar aslında
var mıdır, yok mudur tartışma konusu. Allah'ın zatıyla birlikte olduğu için bunlar ve sıfatlarla Allah'ın zatına bağlandığı için aslında yoklar. Yani Allah'ın yanında yoklar. Fakat öyle bir şey ki her şeyin üzerinde etkileri var. Şimdi bu en temel alem bu. Ve bunu İbn Arabi bu şekilde çokluk alemiyle teklik alemini bu aynı sabite dediğimiz bir yerde birleştirmeyi bana göre başarmış. Bunu başka türlü hiçbir tarafta anlayamazsın, bulamazsın ve zaten araştırıp araştırıp derine indikçe konu buraya gelir takılır. Ya bu 2'den 1'e nasıl gideyim ben? 2'den 1'e nasıl gideyim? Veya 1'den 2 nasıl oluşmuş? Bunu anlayabilmek çok zor. Burada insan tamamen yani ne kadar ilimde derin olursa olsun, ne kadar ben imanım kuvvetli derse desin insan, bu noktaya gelip takıldığı zaman, bunu aşamadığı zaman tam tersi ateist bile olabilir. Kendisi bile farkında olmaz. Yani bu çok önemli. Şimdi bunu bir tek benim görebildiğim, bu tasarımı yapabilen, bu aynı sabite veya ayağını sabite dediğimiz, yani Allah'ın esmalarının bütün birbiriyle versiyonlarının sabitlenmiş halleri. Ve İbn Arabi şöyle diyor, bu sabitlenmiş haller her bir an içinde böyle fotoğraf karesi gibi bellidir diyor. Ve bunların hepsi kabul edenler bu tarafa yansıtılıyor. Daha evet sen bizim Rabbimizsin demeyenler orada daha bekliyor diyor. Şimdi bu da acayip bir şey. Çok evet iyi. Sen bizim Rabbimizsin deyip de Rabliği kabul edenler. Bitmedi mi o mevzu? Hayır, daha? Orada sonsuz sayıda şey var. Yansımayı kıyamete kadar bitmesi lazım. Kıyametten sonra da devam ediyor ki sistem. Allah'ın sistemi bitmiyor ki. Ama ahirette insanlar. De, ahirette de devam ediyor, şeyde de devam ediyor. Hep sınav. Sınav olur, olmaz, sınavsız olarak Allah'ın yaratımı, cennet cehennem de Allah'ın yaratımı. Yani onu sadece insan olarak görmemek Hayır, lazım. Hayır, yaratılan bütün her şeyi Anladım. Olarak görüyorum ben. Şimdi yaratılan bütün her şey, yani kabul eden, yani taş toprak da kabul ediyor bunu. Ondan sonra işte bir manaysa o mana da kabul ediyor. Kabul eden bu tarafa gelebiliyor. Hadi gir bakalım sen ne yapacaksın görelim. Ama orada daha bela demeyen, yani bela evet demek, evet demeyen, sen bizim Rabbimizsin demeyenlerin orada daha bekleştiğini söylüyor. Şimdi bunlar aslında diyor ki, bu tasarımlar oluştuğu andan itibaren, yani esmalar bazında tasarım oluştuğu andan itibaren hepsi diyor aslında buraya gelmeyi istiyorlar. Ama oradaki şart o. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet Rabbimizsin. Orada kabul eden buraya geldikten sonra işte orada sorumluluğa giriyor. Soruma giriyor da peki oradaki sorayım ben ona. Unutma nasıl peki? Ya şimdi biz bunu söylediğimizi hatırlamıyoruz. Unutma nasıl? Bunu söylediğini hatırlayabilirsin aslında. Biraz zorlasan kendini hatırlayabilirsin. Yani nasıl bu sistem işte mesela böyle bu şekilde zorlayarak ya bu sistem nasıl oluyor acaba? Burada çokluk alem var. Allah bize kendisini tek olarak tanıtıyor. Ondan başka hiçbir şey de olmadığına göre buradaki çokluğu ben nasıl anlarım tamam, acaba? Tamam şu an mantık kuruyoruz. Ama oradaki yaşanan olayı nasıl hatırlayacağız? Yaşanan olay eğer sana varlık verdiyse kabul etmişsin demektir. Çünkü öbür türlü varlığa tamam, sahip olamazsın. Tamam yine teoriyi şu an okuduğumuzla İslam literatürüne göre cevap veriyoruz. Teoriden başka bir İnanmayan şey için. Yok inanmayan bir şey değil. İnanmayan da aynı şekilde düşünse zorlasa kendisini. Şimdi bu biz varlığa sahibiz veya bizde bir nefis var gibi Allah ruhumdan verdim diyor ya aslında o nefis olarak da anlaşılabilir. Şimdi buradaki bizde tanrısal bir güç ama var içimizde. Ama nefis anlaşılırsa yanlış yere gidebilir. Yok. Çünkü nefis bizi biraz kötüye yok, götürdüğü yok, manası değil. Da çıkar ya. Ruha da nefis deniyor. Ruh da nefistir yani. O nefisse olur aynı şey. Allah'ın nefsi de aynı şekilde olur. Çünkü ilahi özellikler var. Her türlü özellik, bütün esmalar var. Celali esmalar var, cemali saptıran da var. Yani saptıran da var, Allah'tan geliyor. Sen sapmaya eğilimliysen Allah'ın saptıran esmasıyla sapıyorsun. Başka bir şeyle sapamazsın. Yani onun ama için... Saptıran yanlış anlamaya müsait ya. Saptıran yok. Allah niye seni saptırsın? Allah'ın ismi işte. Allah'ın özellikleri bunlar. Kainat, bu Rahmani kainat. Rahim kainatı da aynı şekilde. Rahim kainatında ayrılmış ama yani ahiret dediğimiz rahim sisteminde ayrılmış sistem. Ama Rahman'ın içerisinde hepsi iç içe. Bu Rahman bu şekilde olmazsa bu kainat oluşamaz. Allah'ın bütün bu esmalarının zıt özellikleri
var ve ruhumdan verdim dediği zaman o nefsinden vermiş oluyor ve orada tanrısal bir özellik de var. Biz burada onun esmalarını nasıl kullanabiliriz, anlayabiliriz? Bende hangi esma daha baskındır? Beni nereye doğru içimden çekiyor, sürüklüyor, götürüyor? Hangi durumlarda nasıl davranıyorum onu anlamamız lazım. Onu anlayabilirsek, çünkü burada öyle bir şey ki, kainatın bir doğal akan bir sistem var, rahmaniyet, işte bütün bunlarla oluşuyor. Bir de sana Allah'ın gönderdiği şey var. Çünkü burada esmalarda doğal bir açılım var. Yani Allah tasarlayıp yapmıyor bunu. Yani 3 gram şundan alayım, 5 gram bundan alayım, Murat'ı yapayım demiyor. Murat açıldığı andan itibaren Murat olarak çıktı zaten. O esmalar birleşti, o esmaların birleşiminden bir tanesi Murat olarak çıktı, bir tanesi Serhat Ahmet'ten çıktı, bir tanesi bardak çıktı. Bunlar doğal olarak açıldı. Bunların sorumluluğu kabul edenler canlı akıllı varlıklar. O canlı akıllı varlıkları da kabul ediyor musun? Rabbim benim, yöneticim benim. Ben sana yön vereceğim. Kabul ediyorum. Ne demek o? Kabul ediyorum. Senin esmalarının özellikleri seni şu yöne götürecek. Ama ben o yöne gitmeni istemiyorum. Bu yöne gitmeni istiyorum. Bu yöne gidersen sana özel rahmetim var diyor. Şimdi bunu sen orada kabul ediyorsun. Ondan sonra sana kitap peygamber gönderiyor. Ama senin esman seni o yöne sürüklemiyor. Sapma yönüne sürüklüyor. İşte sen bunu anlayıp kontrol edebilirsen. Onu anlayıp kontrol. Bu kontrolde nasıl oluyor? Kendi içine döneceksin. Kendine döneceksin. Mesela saptırmayı dışarıya dönük yapmayacaksın. İnsanları saptırayım. İnsanları yoldan çıkartayım diye değil de kendimde sapan ne varsa onu ben saptırayım. Yani Allah'ın kuralları belli. Kurallarına uyacağım dedim, söz verdim. Çünkü Allah benim özel rahmetime girecekseniz şu şekilde, şu kalıpta olacaksınız diyor. O kalıpta olmaya çalışırsanız, çünkü burada bütün esmalar var. O esmaların baskın olanı sizi şu yöne götürebilir ama sen öbürünü geliştirip o baskın olanı kontrol edip benim istediğim yöne gidebilirsin diyor. O istediğim yöne gidersen o zaman sana şu özel rahmetim var diyor. Şimdi bizim mücadelemiz bu. Mesela ben de diyelim ki bağırarak çağırarak iş yapma eğilimi var. Yani milleti azarlıyorum. Milleti azarlayarak iş yapıyorum ama çok önüme engel çıkıyor. O da beni azarlıyor. O da beni, hem dünyada zorluk çıkıyor hem de Allah bunu istemiyor bu şekilde iş yapmamı. Yani güzel insan ol, barışçıl yaşa, değil mi? Şimdi ben bunu nasıl kontrol edebilirim? Şöyle kontrol edebilirim. Bu bağırma çağırma özelliği bende var. Ben bunu yok edemiyorum. O zaman ben kendi içimdeki nefsime bunu bağırıp çağırarak o bağırma çağırma özelliğini düzeltebilirim. Yani dışarıya değil de kendi içime dönerek, kendi içimle uğraşarak, kendi içimle mücadele ederek, o bağıran çağırana ben bağırıp çağırarak onu kontrol altına alarak ve Allah'ın istediği yöne yönlendirebilirim. Bu şu demektir: sendeki diğer esmayı güçlendirerek seni yöneten yönetici esmanı kontrol edebilecek duruma gelmen lazım. Bu da şu, yani hemen hemen hepsini bir seviyeye getireceksin. Yani sende az olan şey, mesela evde un var, yağ yok. Pasta yapacağım, börek yapacağım, şeker var, bilmem ne var, yağ yok. Sen söylüyorsun, diyorsun ki ya işte hanım akşam gelirken yağ getir. Hanım da unutuyor. Veya hanım sana söylüyor, yağ getir. Ne yapacağız? Pasta yapacağız. Ya unutuyorsun, un alıyorsun 5 kiloda. Ya var zaten. Yağ yok. Yağ olmadan olmaz bu. Bu yağı arttırman lazım. Yağı bulacaksın, getireceksin, ekleyeceksin. O zaman şu oluyor, dengeli oluyor. Oradan bir şey çıkıyor, bir üretim çıkıyor. Bunu hep devamlı kendini bilerek, insan içine dönerek yapabilirse o zaman bu saptırdığın şeyleri veya senin saptığın yönü sen kendi içindeki seni saptıran sistemi saptırarak Allah'ın istediği tarafa saptırabilirsin ve bunu kolaylıkla da yapabilirsin. O zaman ne olmuş oluyorsun? İstikamete girmiş oluyorsun. Ve Allah'ın istediği gibi bir insan olmuş oluyorsun. Yani doğal olarak açılan sistem açıldığı zaman buradan milyonlarca, binbir çeşit şey çıkıyor, karakter çıkıyor. Bu karakterlerin hepsi düzgün değil. Çünkü öyle bir %99 diyelim ki cabbar esması olan bir kişi, yani cabbariyetle iş yapıyor demektir. O cabbariyetle iş yaptıkça onun da karşısına cabbarlık çıkar ama o daha güçlüyse, mesela bir devletin başına geldiyse bu adam, o zaman bu bütün dünyadaki insanların şeyini alabilir, hakimiyeti. O zaman değişir mi peki yönetici esma? Yönetici yani esmayı sen dengeliyorsun işte. Birisi olur mu? Yok, onu bileceksin.
O sende mutlaka büyük bir güç şeklinde var, baskın durumda, ama sen onu mümkün olduğu kadar dengeleyeceksin. Burada şu mesela, insanlık bunu zaman içerisinde, bu insan bireylerde de var, insanlıkta da var böyle bir şey. Mesela insanlık da bunu kendisi zaman içerisinde tecrübe ederek, ben bu baskıcı sistemleri nasıl kontrol edebilirim diye zaman içerisinde mesela demiş ki işte kuvvetler ayrılığı yapalım. İşte mahkemeler bağımsız olsun. Değil mi? Şimdi bir tane parlamento yapalım. Ondan sonra bir başkan olsun ama başkanın yetkileri tam olmasın. Parlamentoya sormadan da iş yapamasın. Veya mahkemelerde ayrı bir güç olsun. Bir tane daha ekledik, dördüncü güç basın olsun. Serbest şey olsun. Şimdi bunlar, bu şu demektir. İnsanlığın kendi esmalarını tanıyarak kendi gücünü kontrol altına almaya çalışması. Çünkü insanlıkta öyle bir şey var ki, başa bir tane kral geldi mi onu şey yapıyor. Öbürü daha güçlü kral çıktı mı bunu. Ama sonuçta ne oluyor? Hep insanlar parçalanıyor, bir sistem kurulamıyor. Değil mi? Mesela şöyle düşün. Uzayda başka bir gezegende başka yaratıklar olsa, onlar dünyaya saldıracak olsa, insanlık bu içinde kendi çatışırken onlara hiçbir şey yapamaz. Ama bu çatışmayı bıraksa aslında medeniyetin çok hızlı ve kısa zamanda geliştirebilir ve uzayda bir güç olabilir. Öyle değil mi? Şimdi bunu böyle düşünmek lazım. Yani insanlık da aslında kendisinde var olan baskın esmaları kontrol ede ede bir şeyler geliştirmeye çalışıyor. Birey de bunu yapabilir. İşte kendisinde ne var anlayacak, ne yöne eğilimi var anlayacak. Bazı insan çok yumuşak karakterli, o yumuşaklık da işe yaramaz. Bazı insan çok ikram edici, o da işe yaramaz her zaman. Yani ikram et, ikram et. Mesela ne kadar var? Bir örnek anlatayım. Tamam, devam edelim hocam. Bir arkadaşım geliyor mesela. 5 senedir görmemişim. Geliyor diyor ki, ya diyor Serhat'cığım, ya diyor vallahi diyor çoluğum çocuğum perişan. Bana diyor işte bir 500 lira verir misin? Veya 1000 lira veya 5000 lira, neyse işte. Benim gücüme göre, yani alabileceği kadar parayı istiyor. Ya diyorum hadi yardım edeyim, vereyim. Ondan sonra gidiyor. Bir öğreniyorum ki hiç yani çoluğuna çocuğuna falan harcamamış. Kumarda içkide bitirmiş parayı. Şimdi aradan biraz soğutup geliyor. 3 ay sonra tekrar aynı muhabbet. Diyor ki ya çok diyor zor durumdayım, çoluğum çocuğum perişan. Şimdi buna vereyim mi vermeyeyim mi? Arkadaşım ama aynı numarayı yapıyor. Şimdi ben çok ikram edici bir insanım diyerek ona verdiğim zaman şu oluyor. Ona diyorum ki git kendini daha perişan et, içkide kumarda bat, daha mahvol, Allah'ın istemediği yola gir. Şimdi ben burada ikram mı ettim acaba, ona kötülük mü yaptım? Görüntüde ikram ettim ama aslında o ikram, ikram değildi. Şimdi benim ona yapacağım şey şu, kardeşim ben sana veremem, sen Allah'ın istemediği yollarda gidiyorsun, ben sana vermeyerek ikram ediyorum. Vermediğim için sen oradan kurtul. Çünkü öbür tarafta mafyaya da gidersin. Parayı kimden aldın? Serhat'tan aldın. Mafya da benim peşime düşer. Beni de berbat edersin. Kendini de edersin. Vermeyerek sana sert duruyorum. İkram etmiyorum. Ama ikram etmeyerek ikram etmiş oluyorum. Çünkü seni de doğru yola çekiyorum. Şimdi bu şu demektir. Sen ikram esması baskın diye herkese ikram edersen o iş yürümez. Bazısına ikram etmeyerek, mesela çocuğuna mama yiyecek çağı gelmiş kaşıkla, sen hala ağzına yemek veriyorsun. Ağzına yemek verirsen o çocuğa iyilik yapmıyorsun. Tutunamaz hayata. Sen onun aç kalmasına gönlün razı olacak. İçin ezilecek. O aç kalacak, hatta gidecek gizli gizli yiyecek, yiyemiyormuş gibi yapacak. Senden hala ağzına yemek vermeni isteyecek ama sen vermeyeceksin. 3 gün, 5 gün, 10 gün, hatta aç kalsa bile, tırıl tırıl titrese bile o çocuğu eğitmek pahasına onu vermeyeceksin. Yani ikram etmeyeceksin. Mesela bunu anneler çok burada hata yapıyorlar. Özellikle son dönem ya. Şu şimdi mesela bunun gibi esmaları anlarsan, baskın niteliğini, bunu bazen celali, bazen cemali davranarak karşına çıkan olayların durumuna göre kullanabilirsin ve kontrol edebilirsin. Bu hem dünyadaki işlerini düzeltir, hem de Allah'ın istediği kurallar içerisinde o kurallara uygun olarak kendi esmalarını yönetip Allah'ın istediği özel rahmete kavuşabilirsin. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Başka ne esmalar sonrasında? Alemi de böyle. Görünmeyen, bilinmeyen, elle tutulmayan sistemlerdir bunlar ve insanlığın bütün, Allah'ın bütün yaratımlarının özüdür ve bu özü efendim birleştirebilen bir tek şey var. Bu aynı sabite
İbn Arabi'nin sistemi. Kendi esmamızı, yönetici özellikle esmamızı da aslında bilmemiz de lazım mı diyoruz. Yani onu bilirsen de iyi olur. Yani şöyle yapsınlar. Alsın 99 esmayı. Çeksin 200'er kere. Oradaki şeylerini yazsın. Mesela bu bana çok zevkli geldi veya normal geldi veya sıkıntı verdi. Bu sıkıntı verenlerin üzerine gitsin. Onları zikretsin. En çok sıkıntı veren onun baskın esmasıdır. Öyle mi? Tabii. Ama zaten isimden de Ebced'den de biz... O Ebced'den ayrı hesaplamayla bulunuyor ama yani böyle de bulabilir kişi. Değil. Daha da sağlıklı oluyor bu. Allah Allah. Tabii. Peki. Ağzınıza sağlık hocam. Serhat Ahmet Han YouTube kanalına mutlaka desteklerinizi bekliyoruz. Yine neden böyle ve sebep sonuç YouTube kanallarına da mutlaka abone olun, destek olun. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.